Merhaba dostlarım, bu videomda sizlere halk arasında İbnül Arabi olarak bilinen Muhyiddin Arabi Hazretlerinin biyografisini kısaca anlatmaya çalışacağım. Kendisi İslam düşünürü, mutasavvıf, yazar, şairdir. Muhyiddin Arabi 28 Temmuz 1165'te Mursiya, Endülüs'te doğmuştur. Yani şimdiki adıyla İspanya'da doğmuştur. 10 Kasım 1240'ta Şam'da 75 yaşında hayatını kaybetmiştir. Eyyubiler zamanında yaşamıştır. İslam'ın altın çağı olarak da bilinir. İbn Arabi'nin yaşamında en çok ilgilendiği şeyler tasavvuf, sufi metafiziği ve de şiirdir. Muhyiddin Arabi Hazretleri kimi kesimlerce çok yüceltilmiştir, kimi kesimlerce de çok sert bir şekilde eleştirilmiştir. Yüceltenler kendisine Şeyhül Ekber demiştir, eleştirenler de Şeyhül Ekfer, yani şeyhlerin en kafiri. Muhyiddin Arabi Hicri 27 Ramazan 560'ta dünyaya geldi. Ailesi Tay kabilesindendi. Ailesi ve akrabaları tasavvufi bilgilere sahip kimselerdi. Hayırseverliğiyle, cömertliğiyle tanınan insanlardı. Arabi lakabı da buradan gelmektedir. Kendisi Arap soyundan geldiğinden dolayı. Endülüs'te bir süre kaldıktan sonra Şam, Bağdat ve Mekke'ye seyahatler yapmış, burada tanınmış şeyhler ve alimlerle görüşmeler yapmıştır. İbnül Arabi döndükten sonra babası kendisinde bazı değişiklikler olduğunu fark eder, filozof İbn-i Rüşd de ondan bahseder. İbn-i Rüşd gerçek bilginin sadece akıl yoluyla geldiğine inanan bir insandı. İbnül Arabi de gerçek bilginin sadece akıldan gelmediğine, tasavvuf yoluyla geldiğine inanıyordu. İbnül Arabi daha sonra sufizmi benimsedi ve hayatını manevi yola adadı. İbnül Arabi İspanya'dan ilk defa 36 yaşında ayrıldı. Tunus'a gitti. Burada bir yıl geçirdikten sonra tekrar İspanya'ya, Endülüs'e döndü. İbnül Arabi Sevilla'ya döndükten kısa bir süre sonra babası vefat etti. Birkaç ay sonra da annesi vefat etti. Annesi de vefat ettikten sonra İspanya'yı ikinci kez terk etti. İki kız kardeşiyle beraber 1195'te Fas'ın Fes kentine gitti. 1198 yılında İspanya'nın Cordoba şehrine geldi. Oradan 1200 yılında İspanya'yı tamamen terk ederek Cebeli Tarık'ı geçti. 1201 yılında Tunus'tan ayrıldı. 1202'de hacca gitti. Orada 3 yıl Mekke'de yaşadı. Mekke'de yaşadığı dönemde Futuhatül Mekkiye adlı eserini yazmaya başladı. İbnül Arabi, Vahdet-i Vücut öğretisinin baş sözcüsü olmakla birlikte kendisinden sonra gelen Vahdet-i Vücut öğretisini benimseyen sufiler arasında Şeyhül Ekber olarak anılmıştır. Şeyhül Ekber öğretisine karşı çıkanlar tarafından da Şeyhül Ekfer olarak anılmıştır. Yani şeyhlerin en kafiri denilmiştir kendisine. İbnül Arabi İslam tarihinde üzerinde en sert tartışmaların yapıldığı adamdır. İbnül Arabi Vahdet-i Vücut, yani varlığın Tanrı olması iddiası bazı fakihlerden ve sufilerden hem ılımlı hem de çok sert eleştiriler almıştır. İbnül Arabi'yi en çok eleştirenlerin başında Hanbeli mezhebi geleneğinden gelen İbn-i Teymiye'dir. İbn-i Teymiye'ye göre Vahdet-i Vücut küfürdür. Bunu savunanlar da kafirdir demiştir. Bazı tasavvuf ehli insanlara göre Muhyiddin Arabi, peygamberler hariç ilahi ve idrak anlayışı bakımından en yüksek seviyeye sahip olan insan olduğu iddiasında bulunmaktadırlar. Tasavvuf ehli insanlarca Muhyiddin Arabi'nin ancak onun seviyesinde olan insanlarca anlaşılabileceğini ileri sürmektedirler. Tasavvuf ehli insanlar Muhyiddin Arabi Hazretlerinin anlaşılmasının cüz'i iradenin tamamen devre dışı bırakılması sayesinde olabileceğini ileri sürmektedirler. Cüz'i iradeden tamamen kopmayan, ilahi iradeyle tamamen bütünleşemeyen insanların İbnül Arabi'yi anlamalarının mümkün olamayacağını ileri sürmektedir tasavvuf ehli insanlar. İbnül Arabi'nin eserleri günümüze kadar gelmiştir. Fütuhatül Mekkiye, Fi Esrarul Mahkiye gibi eserleri başta olmak üzere birçok eser yayınlanmıştır. Elimden geldiğince İbnül Arabi'yi sizlere anlatmaya çalıştım. Fikirlerine ve görüşlerine katılıp katılmamak sizlere kalmış.
Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım.